Benim TV'me hoş geldiniz. Konuğum Hayko Cepkin. Merhaba. Hayko, heyecanlı gördüm seni. Evet, çok heyecanlıyım. Benim TV'me katıldığın için evet, tahminimce. Senin TV mi, benim TV mi? Senin TV. Ha, benim TV. O zaman benim TV'm deme, senin TV'm de. Senin TV. Program boyunca senin TV'm mi diyeyim? Evet. Ben de benim TV'm deyip programın adına gerçeğini söylemiş olurum falan filan. Ne boş ver. Ne haber, nasılsın? İyidir, senden ne haber? İyi, ne olsun. Neler yapıyorsun var? Neler yapıyoruz? Şimdi biraz dinlenme dönemindeyiz. Ekim ayı itibariyle hatta Kasım ayına daha çok tasarladığımız bir projenin hazırlığı aşamasındayız. Şimdi projelerden, albümlerden hepsinden konuşacağız ama biraz daha öncesine gideceğiz şimdi. Çocukluğuna mı dönüyoruz? Çocukluğuna iniyoruz Hayko. Yok, çocukluğuna inmiyoruz da müzisyen olmayı nasıl kabul ettirdin ailene? Ha, zor bir mesele bu. Çünkü şimdi... Müzisyen olmanızı istediğinizi söylediğiniz zaman ailelere genel olarak bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Çünkü ilk etapta nasıl bir müzisyen olacağınız söz konusu. Aileniz yani iyi midir kötü müdür diye bir düşünceye sevk ediyor kendini. Sonuçta müzikal olarak kendinizi ispat etseniz bile yaşamsal olarak hayatınızı kazanabileceğiniz bir adam olabilme ihtimaliniz de çok yüksek değil. Çünkü her zaman tutturacaksınız diye bir kaide yok. Onun için aileler der ki kolunda bir bilezik olsun, adam gibi bir iş yap, üniversite kazan, bir mesleğin olsun. Müziği de hobi olarak yap, ya da tiyatroyu ya da sinemayı. Bunlar hobi olarak yapılması gereken bir şeylermiş gibi. Genel olarak meslek olarak pek adledilmez. Kabul edilmesi çok zor oldu. Biraz savaşlar sürdü. 12 yıl kadar savaştık. 12 aynı, yıl savaştım. Tabii ki. Aileyle küsüşüldü, işte evden ayrılmak durumunda kaldım, istediğim yolda devam ettim vesaire vesaire ama zaman geçtikçe ailenin güvenini kazanmaya başladım. Çünkü çalıştığım projeler güzelleşmeye başladı, albüm projeleri olmaya başladı. Onlar da bana güvenmeye başladılar. Güvenmeye başladıktan sonra artık serbest meslek makbuzumu almıştım, öyle söyleyeyim sana. Sonra her şey düzeldi. Evet. Bir de Timur Selçuk'un öğrencisiydin evet. Sen. İki yıl kadar. İki yıl. Nasıldı Timur Selçuk'un öğrencisi olmak? Timur Hoca işte müzikal olarak hani dinlediğim zaman çok böyle hoşuma gitmeyen bir müziği var idi. Çok sevmiyordum. Yani çocuk yaşta televizyonda gördüğün zaman çok hoşlandığım bir müziği yoktu. Bana itici geliyordu, öyle söyleyeyim. Ama öğrencisi olduğum ve kendisini birebir tanıdığım zaman ne kadar önyargılı ve saçma sapan düşüncelere sahip olduğumu Timur Hoca yüzüme bir tokat vurdu resmen. Çünkü kendisi müthiş bir müzik dehası. Ondan yani müzikal olarak, yani armonik olarak, nota olarak, şan olarak, diyafram olarak, nefes olarak pek çok şeyi kendisinden öğrendiğimi söyleyebilirim. Çünkü kendisine hem öğretme yetisi hem de müzik bilgisi inanılmaz yüksek. Kendisinin öğrencisi olmak zaman içerisinde anladım ki resmen bir gurur kaynağıymış. Şu an kendisinin öğrencisi olmaktan ve ondan aldığım bilgileri kullanıyor olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Yani.